Merhaba tekrar. Amasya'nın ikinci videosuna gelenler hoş geldiler. Güzel, zarafetli, zeki, ilk kadın divan şairlerimizden olan Mihri Hatun'da kalmıştık. Mihri Hatun'un yazdığı bir iki tane şiir ve yazıyla renklendirelim isterseniz. Hemen başlayayım ben şu şiiriyle Mihri Hatun'un. Ben umardım ki seni yarı vefadar olasın. Ne bileydim ki seni böyle cefakar olasın. Rehi aşkında neler çektiğim ey dost benim. Bilesin bir gün ola aşka giriftar olasın. Beni azada iken aşka giriftar ettin. Göreyim sen de benim gibi giriftar olasın. Ve dua etmezem amma ki hüdadan dilerim. Bir senin gibi cefakara hevadar olasın. Evet, bir de yazısı var. Yani günümüzde bile aslında geçerliliğini koruyan. Kadınlar eksik akıl olur derler. Bundan ötürü onların her sözünü boş saymak yerinde olur derler. Mihri duacınızın zannı budur ki, olgun ve akıllı kişiler şu sözü söylerler. Becerikli bir kadın, beceriksiz bir erkekten iyidir. Zihni açık bir kadın, anlayışı kıt bin erkekten iyidir demiş Türk safosu Mihri Hatun. Türk safosu denilen, benzetilen, bulundukları ortama göre öncü sayılan, cesur sayılan bu iki kadından biri olan Safo kim? 2600 yıl önce Antik Yunan'da yaşamış olan, Midilli'de Lezboz Adası'nda doğup büyümüş olan şairimiz Safo. Aşklarını, duygularını, kadınlara olan güzellemeleri, özellikle kadınları konu alarak yapmış olan cesur bir şair Safo. Ondan da bir iki şey böyle isterseniz şiircik. Denizlerdir diyor yeryüzünde göze en güzel görünen şey. Bense kişi kimi seviyorsa diyorum odur en güzel. Şu kadarını biliyorum demiş, ölüm kötü bir şey. Bak işte tanrılardan belli. Eğer iyi bir şey olsaydı ölüm, önce tanrılar ölmez miydi? Evet. Ve dalın, en tepedeki dalın ucundan sarkar elmanın en tatlısı. Bıraktılar orada onu, koparmadılar. Sanma ki unuttular. Sadece erişemediler ona demiş Safo. Onları da almış olalım ve yolumuza devam edelim. Osmanlı dönemini artık bitiriyoruz. Ne yazık ki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Sevrantlaşması ve Mondros'tan sonra ülkemiz parça pinçik bölündü ve işgal edildi. Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında örgütlenmeye adım atıldı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basıldı. Oradan sonra örgütlenmeye başladı. Halkla görüşmeler, vekillerle görüşmeler, toparlanmalar başladı. Samsun'dan Havza'ya, Havza'da kalmıştır Atatürk. Orada görüşmeler yapmıştır. Sonra Amasya'ya geldi Mayıs ayında. Ama 22 Haziran 1919 yılında da bu çok önemli. Kurtuluş Savaşımızın yol haritası diyebileceğimiz bu kararlar alındı. Amasya genelgesi yayınlandı. Halkın, Türk milletinin istiklalini kendi azim ve kararı kurtaracaktır kararını verdiler. Ve bundan sonra ulusal bir kongre toplanacak. Bütün adaylar, vekiller buraya gelecekler. Doğu illerinin de katılacağı bir kongre yapılacak. Erzurum Kongresi yapılacak. Kararları burada alındı. Amasya'da alındı. Ve yol haritası çizilip örgütlenildi. Oradan sonra Erzurum'a, Erzurum Kongresi'nden sonra Sivas'a, Sivas'tan sonra da 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelindi. Ve biz Ankaralılar her yıl 27 Aralık'ı Atatürk'ün Ankara'ya gelişi olarak kutluyoruz. Yanındaki arkadaşların anılarında şöyle duyuyoruz. Ankara'ya çorak küçücük bir yere giderken acaba bunun için, bu örgütlenmenin merkezi için doğru bir yer mi diye endişeyle giderken Ankaralıların bizi sevinçle, gözlerinde pırıltılarla, heyecanla ve umutla beklediklerini ve karşıladıklarını görünce tüm o sis perdesi dağıldı diye anlatmışlar. Ondan sonra da zaten hemen birkaç ay sonra biliyorsunuz 23 Nisan 1920'de meclis açılarak Kurtuluş Savaşı yönetilmeye başlanacaktır. Hepsinin ruhları şad olsun. Evet, güzel Amasya'yı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Nesi meşhur Amasya'mızın yiyecek olarak
Tabii ki elması, ama elma derseniz öyle kabul etmezler. Misket elması meşhur. Bamyası, o çiçek bamyası meşhur. Kirazı ve şeftalisi. Amasya'ya doğru zaten şehir girişinden önce böyle meyve ağaçları bol bol etrafta karşılar sizi. Bir de yaprak. Tokat'ın da zaten üzüm bağları ve yaprakları çoktur. Ama hani bildiğimiz klasik uzun yaprak sarmasından biraz farklıdır. Amasya'daki baklalı dolma derler ona. İçerisine bakla koyarak böyle muska şeklinde sarar ve pişirirler. Baklalı dolması çok meşhurdur. Bir de Borabay Gölü var. Amasya'ya gidince aslında vakit ayırıp yaklaşık olarak 60 kilometre mesafedeki doğa parçası harika Borabay Gölü'nde bir görmek iç açıcı olacaktır. Ve sırada Bimarhane'de hangi musiki çeşitleri, hangi mizaca, burca göre düzenlenmiş, hangi burç dansınız ve hangi musiki sizin ruhunuza iyi gelir, sizi iyileştirir, dinlendirir, hoş gelir, ona bir bakalım hemen. Sırasıyla söyleyeceğim. Koç burcu, tabiatı ateş, rast makamı iyi geliyormuş. Boğa burcu, Irak makamı. İkizler burcu İsfahan makamı. Yengeç burcu Zirefkent. Aslan burcu Büzürk makamı. Başak burcu Zengüle makamı. Terazi burcu Rehavi. Akrep burcu Hüseyni. Yay burcu Hicaz. Oğlak burcu Buselik. Kova burcu Neva ve Balık burcu da Uşak makamından dinler ise eğer, belki normalde de ya da kendimizi kötü hissettiğimiz zaman, belki ruhumuz sıkıldığı zaman dinlersek, ki bu üzerinde araştırmalar, uzun araştırmalar yapılarak tedavi şekli olarak belirlenmiştir. Belki de bize iyi gelir, şifa olur, olsun da diyelim tabii ki. Ne derler? İki sevdalı aşık birbirine kavuşursa aşk olur, kavuşamazsa destan olurmuş. Bütün Türk kültürlerinde, ülkelerde aslında sahiplenilen, anlatıla gelen bir hikayedir, destandır bu. Ferhat ile Şirin. Amasya Melikesi'nin kız kardeşi Şirin'in Ferhat'la olan aşkı, Ferhat'a vermek istememesi ablasının, yani Mehmene Bağ'ın kız kardeşinin ona vermek istememesi ve ona çok güç bir iş vermesi. İşte dağları delerken Ferhat'ın, ki bununla aslında su getirecektir, şehre su getirecektir, kanallar açacaktır. Bu işi külünklerle dağları delerken hileli bir şekilde Şirin'in öldüğü haberini ona uçurtur. Şirin'in öldüğünü duyan Ferhat elindeki külünk başına düşer ve vefat eder. Sonra onun öldüğü haberi Şirin'e gider. Şirin de hayatına sonlandırır, kıyar kendisine. Ve bu hayatta kavuşamadıkları için aşk olmaz, destan olur. Böyle bir hikaye anlatıla gelir işte Amasya'da. İşin gerçeğine bakmak gerekirse Helenistik dönemde 18 kilometre uzaktan şehre su getirmek için yapılmış olan su kanallarıdır onlar. Bugün onları görmek, kanalların kalıntılarını görmek mümkün Amasya'da. Evet, artık bitirelim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Başka yerlerde, başka güzelliklerle tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler. Sufriendo del amor.